arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam, sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor, yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın, garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana, senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Ne oluyor lan burada? Artık sazı ele aldık. Ben sana gel diyorum, sen gelip şarkıya başlıyorsun. Öteki izin vermeden geliyor, izin vermeden... Müzisyen gelsene. Git şunu aradan çıkar. Git şunu...
Aradan çıkmayacak kadar geniş. Nedir bu? Hangisi? Bak mal gibi kaldı orada. Al şunu yerine. Orası iyi. Orada şey yap. Gelsene müzisyen, manyak mısın? Ya bir dudak ver. Nedir olay? Olay bir çünkü müzik yapıyoruz. Nedir? Ne olayın ne senin? Beraber single çıkartıyoruz. Müzik İkiniz piyasası. Mi? Evet, ikimiz. O çıkarır da senden zor. Ben de deneyeceğim çıkarmayı. Olmadı USB'de. Pislik mi yaptın sen? Ben anlamadım seyircilerim. Hayır hayır. Yani benim tek... anlamayıp sizin aranızda olan nedir seyirciyle? Ya biz artık aileyiz. Biz konuşmasak da anlaşıyoruz. Ya yani. Aynı evde mi kalıyorsunuz? Hayır. Sen zile bassan, delikten baksa hiçbiri açmaz biliyor musun kapıyı? Basıp kaçarım ben de o zaman. Niye açmazlar hiç düşündün mü? Cereyan yapardı yani. Şunu it, şunu yerine göndersene. Ne, ablak böyle... ablak bakıyor orada. Hoş geldin abi. Sen mi yaptın bunu? Müzikler onun. Sözler? Bir internetten çaldık. Sözler senin değil mi? Evet. Niye söylemiyorsun? Ayıp mı? İşte demin söyledim. Bir daha ne söyleyeyim? Şarkı bir kere zaten bitti. Kullanma tarihi bitti bugün. Bak sen delikten baksan... yok delikten sana baksalar... Taktı buraya, taktı ya. Diyafondan konuşsak niye olmuyor? Hayır, delikten sana baksalar açmazlar. Açmaz. Hani seni sevmedikleri için değil. Senin gibi bir adamı evine almak istemezler. Çünkü çocukları sana benzer. Tamam, onlar dışarıda konuşuruz. Yani ben eve girmek zorunda değilim. Ya kendini böyle zaten çok havalara sokma yani. Estağfurullah, hayır. Evet. Çıkayım mı ben? Evet arkadaşım, bırakalım gevezeliği. Altını boyamışlar, fark ettin mi? Aa. Hayır hayır, yeri komple. Aa evet, burası bakım gördü. Evet, bakım al mikrofonu gördüm. Arkaya. Çıkar ceketi. Madem evet, şov insanısın, soyun. Komple soyunuyor mu? Evet evet, soyun. Deri soyunurken, kalsın. Şarkı söylerken yaptığın hareketleri yap bize. İçimden yaptığım hareketleri mi? Dışından yaptığın hareketleri. Dışından. Evet, tamam. Onları yaparak soyun. Prodüksiyon ver şuna ceket, şey, kravat falan bir şeyler. Bir tane masa verin, bir tane sandalye verin. Prodüksiyon uyumayın arkada. Hiç oralı değil onlar. Bunlar şarkı yapıyor kendi kendine. Onlar arkada menemen yapıp yiyorlar. Prodüksiyon. Gelmiyorlar. Çıkayım mı ben? Geldi. Ersan nerede? Ha. Evet. Ilgaz arkadan çek al gömleği. Hayır yok. Bunu ha yapayım. Onu takacak. Tamam. Tak çabuk ol arkadaşım. Sen niye geldin Suzan? Neye bakıyor ya? Ters taktın. Suzan, ters ters cevaplar verme. İşine bak. Oğlum bunu tutma şeyi nerede? Evet, hadi ne duruyorsunuz? Suzan onlar çalışırken sen de arkadan yanaşsana. Suzan şu an herkes nereye bakıyor biliyorsun değil mi? Pislik yapma kadın. Hazır hissediyorum Suzan kendim. Gitmeden önce boynundan öp şunu. Nerede? Boynundan. Sadece oradan. Ha bir gıdık ver Suzan'a. Tefessüm etmiş bir ekibiz ya gerçekten. Evet. Evet. Arkadaşım geç otur. Oraya değil ya. Oraya değil. Masaya oturacaksın. Ulan masaya... Masaya otur masaya. Oraya oturma masana otur. Hayır arkadaşım ya. Nasıl? Demin de masa işte masaya otur. Ulan kendi masana oturacaksın. Her insanın bir masası olur. Müdür masası, masamı... memur masası. Benim masamı işçi... getirin. Hayır. Bu senin masan işte. Bu benim masam. Evet. Bak gör masanı. Nasıl masa almışım lan? Tamam. Ben? Şimdi masana otur. Arkadaşım masana otur masana. Arkadaşım bak hiç kimsenin olmayan bir masa olsa ortada yemek masası gibi masaya otur desem üstüne oturursun haklısın. Ama senin bir masan varsa ve masana otur dersen... Ha, altına oturayım. Hayır. Masaya otur demek bu demek. Masa... Ulan yanına gir masanın. Yanına gir de kalçayı da şey... Yok orta... et. Hayır hayır. Ortalama yere oturt kalçayı da. Ortalama bir yere oturtayım. Evet. Ya bak bakalım ortalamada oturacak, kalça koyacak yer var mı? Sandalyeye otursam mesela. Hah. Hah mı? Ya duruyor işte. Ben istiyorum. Sanıyorum ki bir şey yaptıracaksınız. O yüzden arkadaşım istiyorum. Masana otur demek ne demek? Koltuğuna otur demek. O zaman koltuk lazım. Çünkü bu sandalye. Hayır. Sandalye senin koltuğunmuş. O yıllarda.
Hatta koltuk altım da olabilir. Ya şaka yapma bize ya. Seyirci her boka gülüyorsunuz, bu da şaka. Aa. Evet, otur. Hazır hissediyorum. Evet. Evet. Arkadaşım. Benim. Yıl 1979.2. Yani Şubat ayı. Şubat ayı. Aferin. Ve şeycisin. Elektrik idarecisindeki elektrik bağlayıcısısın. O yüzden bekliyorum. Çünkü daha henüz böyle bir iş kolu yok. Var var. Evet. Sen köylere, şehirlere ve evlere elektrik götüren kişisin. Tek ben miyim bu? Hayır, bu bölgeye sen bakıyorsun. Hangi bölgedeyiz? O bölgedeyiz. Ama bana kesin bir şey söylemeniz lazım. Arkadaşım ya. Fiyatı belirlemem lazım. Göreye tamam. Göre. Ordu'dasın. Efendim? Ordu'dasın. Silahlı kuvvetleri elektrik... Hayır, hayır. Ordu ilindesin. Ha, ordu ilindeyim. Ordu ilindeyim. Ben de sandım, evet. Ordu'dasın. Ordu'dayım. Evet. Neredesin? Ordu'dayım. Ordu'dasın. Verin bunun malzemesini prodüksiyon. Hemen evet. Sahneye 4 tane muhtar al. 4 muhtar? Evet. Niye? Biri yetmiyor mu? Hayır, 4 muhtar. Hollanda'dan getirdiğim malzemeler burada mı? Arkadaşım, efendim? Elektrik bağlaman için gerekli şeyler var onun içinde. Tamam işte, bunları satabilmem için elektriği bağlamam lazım köye. Diğer muhtarlar nerede arkadaşım? Çağırsana muhtarları. Siz de bayan muhtar. Buyurun, süper. En sevdiğim şey. Tamam. Evet. Sırayla isminizi söyleyin muhtarlar. Nereden muhtar olduğunuzu söyleyin. Cengiz Han, Artvin. Hakan, Rize. Halil, Trabzon. Deniz, Artvin. Şaka mı, gerçek mi bu? Alayının Karadeniz'den gelmesi. Ve yan yana illerden. Peki senin fön çektirip gelmen? Benim saçım böyle. Benim saçım böyle. Benim de öyle ama işte gösteremiyorum. Doğuştan fönlü. Hoş geldiniz abi, merhabalar. Senin Artvin ismin neydi? Cengiz Han. Ha, Cengiz Han. Evet. Şimdi siz muhtarsınız hepiniz. Serkan, Cengiz Han, Ahmet. Hakan. Halil. Deniz. Dur. Tekrar soracağız, gene bilemiyorum. Boşuna yoruyor sizi. Biliyoruz. Halil, Cengiz Han, Deniz. Cengiz Han, Halil. Cengiz Han, Hakan, Halil. İnşallah bir dahaki muhtarlık seçimlerine isimler zor geldi memlekete. Tamam. Evet, en baştaki Halil, ortadaki Cengiz Han, elini kaldıran Hakan. Evet. Kız da... Arkadaşım ne oldu? Bu da bence önümüzdeki sezon ismi. Arkadaşım ne oldu? Taşikardi oldu. Daha ne olsun? Evet, beyler siz muhtarsınız. Arkadaşım sen de internetten bir şeyler seyrediyorsun. Hiç onlarla alakan yok. Ne yapıyorsun? Pardon, 79 yılında internet yok. Ben bağlatmışım ama. Hayır. Sen kağıt oyna. Kağıt. Evet. Yani şimdi mesela bilgisayarda kağıt oyunu oynuyorlar ya. Sen bir arkadaşından kağıt oynuyorsun. Barış, git yanına kağıt oynayın. Kağıt oynuyoruz diyor. Evet. Al papazı, ver kızı, o tarz. Aa, sen kazandın. Arkadaşım. Pislik yapma. Yo, ben bir şey, oyun öyle. Muhtarlar, siz niye alkışlıyorsunuz? Onlar evet. Da kağıt oyunun telifini istiyorlar köylerine. Muhtarlar, siz arka arkaya dizilin. Arkanızda daha 400 kişi var ve arkadan size bastırıyorlar. Evet, Cengiz Han dön. Şimdi o arkadan o kadar ittiriyorlar ki hepiniz Cengiz Han'a yaslanıyorsunuz. Ya hop, Cengiz Han. Arkadaşım, müdürsün sen. Desenize geri çekilin diye. Adam betonu deldi geldi, daha ne yapayım? Ya Halil, Serkan ne yapıyorsun? Hakan ne yapıyorsunuz? Hocam arkadan ittiriyorlar. Kim ittiriyor? Bilette gösteriyor, alkollü gelmeyin yazıyor mu? Arkadaşım, çocuklara karışma. Sen şimdi orada müdürsün. Çok havalısın. Bas havayı. Ben elektriği ben getiriyorum lan. Elektriği ben buldum ya. Sen bulmadın. Ben bulmadım. Takıcısın. Şey, bağlayıcısın. Ve elektriği ben buldum sanıyordum. Meğer ben bağlayıcıymışım. Çok canım sıkın. O yüzden arkadaşla içiyoruz. İçmiyorsunuz. Kağıt oynuyorsunuz. İçtik bitti. Şu an fitil gibiyiz. Cengiz Han. Şey, Hakan, yüklenin arkadan. Yüklen. Üstüne bindiler şu an. Ne yapıyorsun? Elektrik veriyorum. Yeter artık. Arkadan. Ucu bende değil mi? Lan ucu sende değil. Ucunu bulup bağlıyorsun. O zaman olay sana kadar geliyor.
Cengizhan sağlam dur. Siz de arkadan ittiriyormuş gibi yap, ittirmeyin. Cengizhan ne ittiriyorsunuz de? Halil'deki arkadan ittiriyorlar. Hakan'daki ittirmeseniz arkaya. İttirmeseniz ne ittiriyorsunuz ya? Arkadan ittiriyorlar. Arkadan ittiriyor hanımefendi. Ne yapıyorsun arkadaşım? Bir şey denedim. Sapık mısın sen? Ay müşteri sorarsa cevapsız kaldım. Tamam çözdüm olayı. Ulan sende 220 var. Memene 220 bağlanır mı? Memede mi? Mehmet kim ya? Ne Mehmet ulan? Sizi toparlayayım diye öyle bir karakter yarattım. Evet. Hazır işe şey, Cengizhan bağır. Kağıt oynuyorlar. Bizim işimizi köyümüzde senelerdir elektrik bekliyoruz. Bağlamıyorlar. Bağır. Kağıt oynuyorlar. Bizim işimizi senelerdir yapmıyorlar. Kim onlar ya? Hemen çağır buraya gelsin. Arkadaşım. Sana bağırıyorlar. Hakan sen arkadan de ki, ya adamı kızdırma vallahi gelmez, bize 2,5 senedir gelmiyor, bir su vermedik diye de. Evet. Ya dur adamı kızdırma, 2,5 senedir gelmiyor bize, sana hiç gelmez şimdi. Bıraksanıza kağıt oynamayı. Sen sinek, nereye vuruyorsun arkadaş? Sinek var oğlum orada. Lan o sineğe vurdukça sen kağıt atıyorsun Barış. İşte ben vuruyorum, öldüyse o üstünü kapamaya çalışıyor. Sinek sekizli. Öyle salak çıkıyor. Salak konuşmayın. Koy postanı arkadan. Sen en manyağı sensin Halil. Sen arkadan bağır buna. İyice gider yap. Yapmayın böyle şeyler arkadaşım ya. Tamam özür diliyorum. Arkadaşım. Ben söz dinlerim. Arkadaşım lütfen. Otur sen. Ha, şey Halil birbirinize gireceksiniz. Çok ağır bir kelime kullan ona. Karaktersizlik yapmayın burada ya. Çok ağır oldu. Nasıl altına kalkacağım burada? Deniz sen gir. Ay ne dedi diye ortalığı karıştır. Ay. Lütfen, beyefendi. Ne yapıyorsun? Seyyarmış, şubedi, cam altı. Arkadaşım, ayağa kalkarsın, ağır ağır yürürsün. Müzisyen, ver yürüyüşü. Ağır ağır yürürsün. Kim bana karakter istedi lan? Evet, buyurun. Kim bana karakter istedi? Ben. Niye öyle diyorsun ya? Arkadaşım! Arkadaşım yapma şunu. Sert. Şey sert ol. Şey Suzan bir tane kalem alıp hemen gelsene. Ne oldu? Burada da elektrik kaçak var. Nereye kaçtığını? Arkadaşım evet. Masadan önce ayak uçlarından başlayıp saçına kadar titreyerek kalkarsın. Kim bana ne dedin? Aa kim arıyor? Hayır lan. Kim? Alo. Telefona oturmuşum telaşla. O değil. Değil öbürü. Öbür telefona oturmuşum. Arkadaşım şey gibi bağırıyorsun. Kadir ulan ben, deli Kadir. Öyle kalkıyorsun, tamam. Evet. Yersiz ama Suzan, yaptım. Bunun şeye... Suslanma. Ön tarafa değil de kenarlara, ağzına değen yerlere bıyık yap sadece. Ağzına değen yer. Diş olabilir. Hayır, hayır. Ön tarafta bıyığı çıkma, kenarlarda çıkmış. Hani şey, lise öğrencilerinde ilk çıkan yer var ya Suzan. Zamanında ne acılar yaşadıysa. Oralara yap. Kültikin mi dediler size? Yanda. Evet, arkadaşım. Benim. Sen ayak ucundan titremeye başla, titrediğini hissedelim. Ben titrersem uyuyamam. Oysa ben neler hayal ettim. Acele Suzan etme. Hadi. 3 gün buradayız, hiç acele et. Ama bir düz dur. Benim de sanatıma zarar verme. Halil, sen arada senin bıyıklarını yol alıma getirirsin boyu, tamam? Evet, 3, 2, 1, buyurun. Senin bıyıklarını yolarım orada. Şimdi değil, Halil, kavgadan sonra. Evet. Şey, Cengizhan sen ayırmaya çalışıyorsun. Hakan sen de vur vur yapıyorsun. Sen de fişfikliyorsun Deniz, tamam mı? Fişfiği evet, hep beraber bir... çözeceğiz. Fiş buyurun, yallah. Aa, kim ben? Deli Kadir. Yok, öyle hayır değil. Ulan sen kendini söyle. Aa, Kadir sen kendini söyle lan. Hayır ulan. Hayır lan sen söyle. Hayır hayır sen kendi içine söyle Kadir. Sen içine söyle ben buradan duyayım. Hayır. Çok fena pis fırça çektim halka. Arkadaşım hazır. Sen içinden titreyip Kadir abi gibi böyle hareketlerle kalkıp Muhittin ulan ben diyeceksin. Evet. Muhittin ulan ben. Kim bana? Ne Muhittin? Ahşap. Ne bileyim. Hayır ulan. O Deli Kadir ya. He. Sen ne Muhittin'sin? Dünya tatlısı Muhittin. Hayır. Olmaz. O istiyorum aklıma. Hayır arkadaşım. Daha dikenli bir şey bul kendine. Kim bana? Ne dedi ki? Karaktersiz. Kim bana karaktersiz dedi. Ben jilet Muhittin. Budur. Harika. Harika mı? Harika. Tamam. Evet, yürü. Jilet. Jilet hareketleri yap giderken. Hayır, jileti arada tutuyorum. Hayır, arkadaş. Dedektörden anca öyle geçebiliyorum. Arkadaşım.
O yüzden çok rahat ol. Hazır hissediyorum. Pislik yapma. Kimse orasında jiletle yürüyemez. Konuyu açmasak olmaz değil mi? Ben en olabileceği şekilde paketledim. İlla değişeceğiz onu. Evet, gel. Cengizhan yapma abi falan de. Yapma abi, hangisi diyeceğim ya? Çocuk da şaşırdı tabii. Evet, Cengizhan gir devreye. Yapmayın abi. Senin bıyıklarını yalarım. Halil vur. Senin bıyıklarını yalarım. Arkadaşım bir şey yapsana. Hayır. Sinirli mi lan? Arkadaşım sor. Hangi köylüsün lan senden? Öğren, 10 yıl sana elektrik yok de. Sen hangi köydensin bakayım? Sürmene. İstersen böyle dön de sonra oralara Sürmene. Kamera tam oraya bakıyor çünkü. Sürmene mi, Sümene mi? Sürmene. Efendim? Sürmene. Sürmene. Sonunu yutma sebebini merak ediyorum. Genelde şive böyle oluyor. Ha tamam, Sürmene. O zaman senin bana olan bu tavrından dolayı sana 10 sene elektrik yok. Sen pille çalışacaksın. Hayır, sen ona de ki, vermiyorum lan elektriği. Sana elektrik vermezsem ne olur diye saymaya başla. Vermiyorum elektriği. Vermiyorum elektriği. Vermezsem ne olur diye saymaya başla. Vermezsem ne olur? Halk hizmet bekliyor, öyle şey mi olur? Halka vereceğim elektriği, sana vermiyorum. Sana lokal elektrik yok. Sana elektrik vermezsem ne olur? Sana elektrik bağlamazsam ne olur? Köyünüze a**lik şop açamazsınız. Hayır ulan! Böylece ticaret olduğu yerde kalır. Ulan a**lik şopla elektriğin ne alakası var a**likalı? Prospektüste yatıyor. Pislik yapma. De ki elektrik gelmezse duş yapamazsın. Söyle. Sana elektrik vermezsem ne olur? Elektrik gelmezse duş yapamazsın. Neden? Çünkü sen elektrikle yıkanan bir insan. Böyle 9 volt pilleri atarsın her yere. İyice buralarını 3A pille alırsın. Öyle hayat devam eder. Islak olduğun için de pil pas yapar. Pas ne yapar? Oksidasyon yapar. Bir sonraki duşta yine pil yok. Hakan, ki ben her seferinde duş yaparken pille mi uğraşacağım? Atayım bir tane. Bir ay götürsün bu duşumu. Arkadaşım pislik bence benim yapma. Köyler vallahi nereye getirdin ya? Evet. Ya Hakan sen gir devreye. De ki vallahi de billahi de bizim köy sizi çok seviyor, çok beğeniyor. İltifatta bulun ona. Vallahi de billahi de bizim köy sizi çok seviyor. Verdim size. Hayır. 250 volt verdim. Hayır. Halil sen tekrar yürü üstüne. Halil tekrar yürü. Bizim köy ne olacak? Sizin köye komple elektrik vereceğim ya. Komple vereceğim ama... Hayır sen Halil'le papazsın. Halil sana dayılanınca sen de ona dayılan. Sen tanımıyorsun, ben sizin köyün papazıyım ya. Hayır ulan! Halil'den sen papazsın ikiniz. Ha Halil'le biz ikimiz papazız. Hayır hayır öyle değil yani. Kavgalısınız, aranız açık. Halil'le aran açık senin. Ya biz kilisede kavga ettik nedense. Hayır kilise yok. Kilise yok. Kilise yaptırmamız lazım. Hayır arkadaşım. Orayı unut. Bak son orayı bir dakika... Nereden gidebilirim oraya? Oraya unuturum. Halil yakasını topla şunun. Ya Halil sen misin? Ben... Ya unutmuşum seni hep ya. Sen Halil yapış şunu. Yapış şunu. Bük kolunu. Bük kolunu yatır yere. Masaya yatır. İsterseniz burada keselim. Haftaya devam et. Olmaz. Halil. Halil arkadan bastırarak istediğini zorla yaptırmaya çalış. O elektrik gelecek. Bizim eve girecek de. O elektrik gelecek. Bizim eve girecek. O zaman şu kırılan kolumu önce bir onaralım. Ben senden de farklı bir elektrik alıyorum şu an. Arkadaşım, çocuğu ikna etsene. Çocuğu ikna et. De ki, sen bak kolumu kırarsan ben elektriği bağlayamam. Söyle. Canım sen bu şekilde sert davranıp koluma bir zarar verirsen ben size elektriği bağlayamam. Söz ver. Elektriği bağlayacağına söz ver. Sen de kolumu kıracağına söz ver. Aa saçma bir anlaşma. Arkadaşım. Pardon. Şimdi sen bir çeviklikle, kıvraklıkla çocuktan kurtulursun. Sonra onun kolunu alırsın sen altına. Ya evet. Ben tabii ki de sizin köye elektrik vereceğim. Lan ne yapıyorsun? Biraz fazla çevik oldu. Al bileği çocuğun kolunu. Efendim? Al kolunu arkaya kıvır sen yatır onu. Hayır çaktırmadan alacaksın bir şey konuşuyor. Burada ne var ya? Yatır şimdi. Yatır, bastır enseye. Şimdi gör bakalım el mi yaman, bey mi yaman. Gördün mü? Yok ulan hiçbirinize elektrik, hepsine posta koy. Bakayım. Hiçbirinize elektrik yok. A
Arkadaşım ne yapıyorsun? Elektrik bakıyorum. Ya bir yerden gelirse elektrik? Düşün işte. Yapma öyle şeyler. Tamam. Evet, şimdiki ben öğlen yemeğine çıkmam lazım. Başlarım sizin elektriğinize. Benim öğlen yemeğine çıkmam lazım mı? Başlayacağım artık elektriğe. Bu konuları daha sonra tartışalım. Evet, tam o sırada başka bir mahalleden bir kız çıka gelir. Kız manyakların manyağıdır. Ezgi gel. Aha, tamam. Ben de diyorum kim bu? Çocuğum. Ezgi sağdan gel. Ezgi sizin köye de elektrik gelmiyor bir türlü, tamam mı? Bu söz vermiş gelmemiş. Oradan seslen Ezgi. Arkadaşım sen de Ezgi sallama havalar yap. Evet, seslen Ezgi. Bana bak. Şu an seni sallayamam. Arkadaşım. Kafanla, elinle, kolunla o tarafa doğru bakıp görmezlikten gel. Bu tarafa dön falan. Beyefendi. Bana bak, o kenardaki iki tane bıyığını yolarım Selim. Şişt. Bu videoyu niye yan çekmişler ya? Arkadaşım! Efendim hocam. Pislik yapma! Bir şey yapmadım, bir elektrikle yaptı, ilgili... Yaptı, pislik yaptı. Mevzuatla ilgili bir görüntü vardı, onu şey yapıyordum tam. Yapma şunları, ne olursun. Niye? Ezgi, gel hayatım. Şey, hepsine bunların bir giriş, tamam mı? Hepsine kafayı göm, sizden muhtar, sizi muhtar yapanın size oy verenin diye, tamam mı? Ondan sonra gel, arkadaşım onlara kafayı gömüp yere yapıştırırken sen de orada tırs. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Şöyle bir kere de kafayı çakıp geçeyim. Toplu kafa ilk defa gördüm. Hayır, hepsinden tek tek suçlayıp vuracaksın. Muhtar, senin gibi muhtarım. Ben deniz gibisin, senin gibi de. Lan yapışsanıza yere, yere yapışın. Allah kahretmesin sizi. 2 saattir sana sesleniyorum. Ne yapıyorsun öyle? Öğlen yemek vaktini böyle değerlendirdim. Yemek yemiyorum ben. Ne izliyorsun? Yemekle ilgili bir application indirdim. Ha. Yemiyorum. Arkadaşım yok internet mi internet o yıllarda? İnternet yok. Bir dakika. Normal... Kız onları yere serdi. Siz namaz mı kılıyorsunuz? Kız onları yere serdi. Sen çok korktun. Kapıyı arkadan kitle. Arkadaşım. Evet. Bumcu şunu kafaya vursana bumdan. Altı yazı indirmeye çalışıyorum da. Arkadaşım. Evet. Kız onlara kafayı gömdü. En son Cengi evet. Sana kafayı gömerken evet. Göm. Kalk kapıyı kitle. Tırs. Altına tırs. Evet. Ezgi göm kafayı Cengi sana. Allah'ım. Camdan işaret yap Ezgi. Açacaksın vur cama. Lan duyuyor seni sadece cam var arada. Bağır. İyi bir cam olduğunu düşün ta. Aç o kapıyı! Aç şu kapıyı! Elektrik gelecek köyüme! Arkadaşım! Arkadaşım arkadan konuş kadınla. Ya kadını sakinleştir ya da git elektriği ver. Mümkün değil. Arkadaşım! Arkadan konuşunca ben özür diliyorum. Camın arkasından konuş, sır! Gerçekten konuştu ama ben inanamıyorum. Ezgi, senin ağzını cart diye ayırırım diye 45 santim göster. Senin ağzını cart diye ayırırım. Niye baştan söylemedin ya? Arkadaşım! Manyak mısın? Kadını önce sakinleştir camın arkasından. Ezgi, senin saçını başını yolarım yap. Bana bak, senin saçını başını yolarım. Ama bunu daha önce niye söylemedin? Tamam, gir saçını yol. Sol yol saçını. Tut saçından yatır yere. Nasıl? Senin saçından gerçekten seni mahvederim. O elektrik gelecek. Tamam. Tamam mı? Tabii ki de. Burada oturmuşsun, izliyorsun bir şeyler. O elektrik gelecek. Tabii ki de. Yani bir kusur ettiysek... Bırakıyorum bunu, şimdi. Hemen telafi. Çok ne yapman evet, gerekiyorsa yap. Diğer muhtarları alkışla yerine gönderin. Ezgi, tut onun elinden götürüyorsun köye. Eyvallah. Ezgi köye götürüyorsun. Hemen araba yap arkadaşım. Ne hemen yapayım? Araba yap. Prodüksiyon. Hayır. Öyle değil. Prodüksiyon, ver bir sandalye daha. Ha. Masayı da arabanın arkası yapın. Merdiveni de ver. Prodüksiyon, merdiven ver. Yok, bir şey. Diagonal yapalım ki şey olsun diye şey yaptım. Evet. Merdiveni de arkaya koy. Jeep mi bu? Merdivenle mi çıkıyoruz? Hayır. Arkadaşım ne yapıyorsun? Ha. Düşüp bir yerini kıracaksın. Ha. Arabanın arkasına koy merdiveni. Evet. Hayır. Yanlamasına, diklemesine koy. Ha, yan... Diklemesine, yanlamasına koy. İşte yan, dik. O zaman yanlamasına, yanlamasına koy. Ha, tamam. Ha, 2 tane bez asmanız lazım 2 tarafına. Niye? Niye? Sünnete mi gidiyoruz? Hayır. Ondan değil. Şey, sağda solda taşmış olduğu zaman görünsün diye. Ha.
tarafa başka bir şey asacaksın. Hayır. Dikkat çeker ama. Hayır, kravatını tak. Allah'ım, iş çıkıyor. Bir şey yap. Haydi çabuk olsana. Bu arada araba çalışmış gidiyor. Araba çalışmış gidiyor. At. Ezgis, bağırsana şuna. Yavaş, çukurlara girme. Çok sıcak. Kapat camı, üşüdüm. Ne yapıyorsun? Sarnıf mı var? Şimdi daha açtım. Ezgi, giderken yolda köyden bahset. Sizin çok sevdiğiniz bir inek var, ondan bahset. Bir sarı kız vardır bizim köyde. Dünya güzeli. Çok bir möder, köyün tüyleri diken diken olur. Zaten çok daha fazla bir seçeneği yok galiba mö dışında. Yani. Evet. Ara sıra ö dediği de oluyor. Arkadaşım, sen hiç köye gitmemişsin. Nasıl sağıyorsunuz? Süt neresinden çıkıyor ineğin, sor. Hanımefendi, ben daha önce hiç köye gitmedim. Nasıl oluyor bu hayvan sağma, nasıl oluyor? Yani ot yiyen bir hayvandan nasıl süt çıkıyor? Ot yiyor, süt çıkıyor. İnanılmaz bir şey. Ezgi, anlatmaya başla. Ama öyle ilahi bir şeymiş gibi anlat ki. Öncelikle sarı kızın... Bu niye gaza geldi? Konuyu duyunca melodi değişti. Steril olması için sütümüzün iyice temizliyoruz. Daha sonra incitmeden, hayvanın canını acıtmadan memelerini senkronize bir şekilde bir sağ bir sol, bir sağ bir sol, uçlarını sıka sıka sütünü aşağı kovamızı koyarak bir güzel sağıyoruz. Detay kaçırmayayım seni. Arkadaşım, hayatında ilk defa duyuyorsun ya. İnanılır gibi. Ben komple, hayvanı komple sıkıyorsunuz sanıyorum. Ya, yanıldınız. Onu tahmin ettim ama. Evet, evet. Evet, giderken 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 müzisyen Muhtar ol, gel. Abi sürekli Muhtar çıkıyor bu hikayede karşımıza ya. At kendini arabanın önüne. Tam önüne değil, araba yeni. Arkadaşım, Muhtar arabanın önüne atınca kendini, Ezgi sen bağırırsın. Adam atladı diye sen de zor durursun. Bir sağ, bir sol, bir geri, bir ön yapar durursun. Tamam. Tamam, evet. 3, 2, 1. Muhtar atla. Aman aman. Ucuz atlattık abi. Balet lan nereye gidiyorsun? Sağından kıvrıldım, devam edecek. Saçmalama. Dursana, ya. Adam kendini arabanın önüne atacak kadar ne olmuş olabilir? Bana ne canım? Ya olmaz. Muhtar koş koş, bir daha at kendini. Koş, yetiş arabaya. Düştü, kalktı, bize yetişti, bir daha atıyor. Kestirmeden yukarıdan yuvarlan dağdan. Kestirmeden, uyanık gel böyle, hemen yatma. Evet, kestirmeden koş, koş koş koş, at. Muhtar efendi. Muhtar kalksana, manyak mısın? Sana hadi, bu araba ne der ki Muhtar? Tır çarpsa bir şey olmaz sana. Ne oldu o zaman? Niye telaşlandım ben? Arkadaşım zaten olmadı. Binin şu arabaya. Yukarıdan bu gelirken Ezgi sen bağıracaksın. Adam geliyor, adam geliyor diyeceksin. Sen tekrar panikleyeceksin. Ucundan vuracaksın. Ucundan azıcık vuracaksın. Tamam. Evet. 3, 2, 1. Muhtar sen de elini kolunu sallayarak gel. Hayır, ne yapıyorsunuz? Buranın halkı sevecen. Hayır. Ezgi sen görür görmez adam geliyor diye panikle Tolga'nın üstüne bastır. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Hatta demirle falan vur bana öyle. Adam geliyor, adam geliyor. Ay. Bu daha çok zarar verdi. Arkadaşım. Bastır dediniz. Ulan şu, sen ona bastırıyorsun. Senin kafan direksiyonun arasına giriyor. Evet, oradan sen göremiyorsun. Şeye bir vuruyorsun Muhtar, dönüyor dönüyor dönüyor, kucağına düşüyorsun. Evet, 3, 2, 1. Kimi kucağına? İkinizin kucağına. Araba üstüne çıkma. Camdan, yandan giriyor dönüp dönüp. Bu. Evet. O zaman öneceğim hocam. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Adam, 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 dikkat edelim, ay! Allah maşallah. Rahat ol ya. Sağ yanağı kullanıyorum. Sana. Arkadaşım, freni bul, freni. Araba gidiyor lan, freni bulsana. Şu an denk getiremem diye korkuyorum. Bence böyle gittiği yere kadar gidelim. Bas şu frene. El frenini çektim ben. Durduk. Araba el freni çekerseniz araba ters döner. A**ını kaydır dur arkadaşım. Korkarsın. Hayır öyle. Arabanın arkası kayar. Ha. Oha nasıl yapıyorsun onu ya? Evet durdunuz, durdunuz. Ay.
Evet, muhtar konuşuyor. Köyde hamile var. Ne? Hamile var. Ne yapalım? Hamile var. Allah bağışlasın, ne yapalım? Elektrik yok. Biz de onun için gidiyoruz. Zaten elektrik olmadığı için kadın hamile. Biraz kafayı çık. Görüşürüz. Muhtar, nereye gidiyorsun? Alsana şunu. Adam açıklamayı mantıklı buldu. Olmaz. Olmaz. Hemen bir tane kadın alın hamile, çabuk. Al bir kadın. Bir kadın alın. Hamile, hamile bir kadın. Hamile olan biri var mı? Fark etmez lan, biz onu hamile... Geliyor. Hanımefendi, hamile misiniz? Evet, hamileymiş. Siz kaç aylık hiç belli olmuyor. 4 aylık. Yok şey, bu arkadan hamile geliyor ya. Da... Hamile biri. Yani şansa... burada kalmayın. Kalmış olan biri. Hoş geldiniz. Hoşçakalın. Hoş geldin. Tamam, sıkıntı yok o zaman, buyurun. Evet, Özer, gir koluna. Ne o be? Hanımefendi, isminiz ne? Cemile. Cemile Hanım, evet. Cemile Hanım, siz şimdi geliyorsunuz. Nereden? Hamilesiniz. Elektrik yok. Elektrik olan bir yere götürüp doğum yapmanız lazım. Sancınız var. Hemen şey yapın. Ezgi, gir devreye, konuş. Ay, hanımefendi. Ne oldu? Doğuruyorum. Doğuruyorsunuz. Doğuruyorum. Çok sancım var. Tamam. Sancın varsa dışarıda gezme. Git evine otur. Ya biraz bilinçlenin artık canım. Gidiyoruz hanım, burada kalamayız. Arkadaşım, hanım. Manyak mısın? Ne oldu, evlendi? Gidiyoruz hanım. Olmaz. Şey, Ezgi de ki, ay inanmayacaksınız, ablam ebe. Efendim? Ablan ebe, söyle. Ay inanamıyorum, benim ablam ebe. Nereye gidelim, hemen gidelim. Hadi gelin siz hele. Ama elektrik yok, önce bunun elektrik bağlaması lazım, bu kör olasını söyle. Ne olur önce elektriğimizi bağlayın. Şu kör olasıca bizim elektriği köye bağlasın, hemen yapalım çocuğu. Hanımefendi, sizin isim neydi? Cemile. Cemile sana niye elektrik bağlıyor, köye bağlayacak? Ya benim manama bağlıyor diyelim biz elektriği. Tamam, köyde bağlayacak, evet. Ama Ezgi, senin ablan elektriğe karşı, tamam mı? Evet, benim gazlı... Vallahi benim ablam ebe ama elektriğe karşı bir ebe. Ne yapacağız peki, nasıl doğal hayat seviyor. Buradan? Ne seviyor? Doğal hayatı seviyor. Doğal hayatı seviyor, elektrikten hoşlanmıyor. Alın kızı, arkadaşım ne yapıyorsun? Ben çoktan bir kafeye geldim, oturdum. Arkadaşım! Ben uğraşamam bundan. Al şu kızı arkaya. Muhtar, ver kızı, hanımefendi. Siz hamilesiniz, şöyle geçin, ben arkaya otururum. Teşekkür ederim. Ezgi, sen... sola geç. Arkadaşım, sen ikisinin arasına otur. Senin yanaklar geniş olduğu için. İkisinin arasına nasıl oturayım? Oturabilirsin sen. Dedin ya, benimkisi esnek diye demin. Ezgi, sen Tolga'nın sandalyeye otur, o ikinizin arasına otursun. Arabayı ben mi kullanacağım? O kullanacak. Senin tarafında kullanır o. Evet arkadaşım, gazla. Lan mısınız? Bir sağ bir sol gidiyorsunuz. Yol biraz böyle zikzaklı. Hemen Ezgi'nin ablası gelsin. İşte geldi. Prodüksiyon, piyanonun oraya yapın. Prodüksiyon. Biz sarayda mı yaşıyoruz? Bunlar ne? Çit. Bunlar çit. Ha, çit. Sertap, sen... doğal hayat seven bir insansın. Elektrik, elektrik... Evi de kartondan mı yapmışlar? Elektrik istemiyorsun köyde. Ve köyün tek bilinçli insanı sensin. Doktora sana geliyorlar. Ebeye sana geliyorlar. Konserlerde sen çıkıyorsun, tamam mı? Her şeyisin köyün. Her evet. Peki lazım. Ben nerede durmalıyım? Sen şimdi domateslerine bakıyorsun, olmuş mu? Domateslerinle bunlar, konuşuyorsun. Bunlar evet. Domates. Ha, çitin arkasında konuş. Ay ne kadar güzel olmuş. Biberle domatesin arasını yap. Biberler, domatesler, ay araya... Bu kadar ay, çabuk marulu adapte da olan koydum. İlk defa gördüm. Ay güzel güzel. Başka ne var? Marul var, biberler var, yeşil kırmızı, domates... 3 yıldır tedavi galiba. Görüyor abla. Ne diyorsun? 3 yıldır tedavi görüyor, domates fetişisti. Hayır, saçmalama. Abla kardeşler mi? Hayır, doğal seviyorlar ve tamam. Gelir arabayla önünde durursunuz. Sertap, sen arabadan nefret ediyorsun, egzoz dumanı var. Hemen bahçenin kenarına geliyorsun. Bu ne canım? Abla kusura bakma, elektrik getirmek zorundayız. Bir de hamilemiz var. Onu ay ne elektriği? Elektrik işte ablacığım, artık köyümüze elektrik gelmesi lazım. Hayır, köyümüze elektrik gelmeyecek. Tamam, neden? Dönelim. Arkadaşım! Dur arkadaşım! Ne yapıyorsun?
Kanarya gidiyor. Hayır. Dur de ki bırakın bana bırakın de. Bana bırakın be. Bırakın bana bırakın. Evet. Gir devreye. Hanımefendi rahatsız ediyorum. Muhittin ben. Elektrik idaresinden. Maşallah çocuklar büyümüş. Ne çocuk? Onlar çitler. Oy çitlenmikler sizi. Hayır. Sen adım attığın anda Sertap çığlığı basarsın. Şey marula basıyor. Evet. Adım at tanışmak için. Korkacak bir şey yok. Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adımdı. Beyefendi. Bastığınız yere dikkat edin lütfen. Karton bu, mukavva bu. Hayır, domates, biber, marul, patlıcan. Hanımefendi, hal müdürü mü? Neden böyle bir şey? Arkadaşım, evet. Gir devreye. Aralardan sekerek git. Çok özür diliyorum. Ben de kesinlikle... Ya elektrikçi olmuşsunuz ama... Yok yok, estağfurullah. Doğa dostu değilsiniz. Yok yok, ben doğayla iç içe yaşayan bir insanım aslında. Bir anda yol yorgunuyuz, göremedim. Hakikaten de teşvik ediyoruz böyle şeyleri. Teşvik primlerimiz de var. Şimdi hanımefendiler... Domatesle konuş kıza şey yapmak için. Neredeydi ki domates? Yeşiliyle kırmızıyı konuştur. Ay maşallah size. Yapmayın birbirinize. Yapmayın öyle şeyleri. Sen kırmızı... Ne yapıyorlar? Domates domatese ne yapabilir? Hayır, onlar aralarında problem. Bak, rengi soldu. Senin yüzünden. Evet, solan çiçekler. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağız. Ben madem soldu, onlara elektrik vereyim. Ve elektriğin ne kadar faydalı, mukavemet gösteren bir şey olduğunu size burada ispatlayayım. Olmaz, olmaz Sertap. Bütün çiçeklerim senin kötü elektriğin yüzünden soluyor. Bütün çiçeklerim senin şu kötü elektriğin yüzünden soldu, öldü, bitti. Ben hanımefendiyle uğraşamayacağım. Arkadaşım gel buraya. Olmaz. Söyle elektriğin faydalarından bahset. Bir elektrik gelirse ne olur? Beyefendi ne olur ablamı ikna şimdi, edin hadi. Anlıyorum fakat lütfen. Kendisi teknolojiye karşı bir insan. Yani bunu görmek, kabul etmek istemiyorum. Tatlı değil onun ilacıdır evet. Yalvarıyorum. Evet. Hadi bir kez daha deneyin. Şimdi çok özlüyorum. İlk karşılaşmamız biraz asempatik oldu. Yani evet. Birbirimizi çok iyi tanıyamadık. Ben evet. Cemil Hanım siz sancıdanın arada. Aa! Sen... Pardon. Evet. Ablacığım bak hamile Cemile Hanım. Ona da yardımcı evet. Olmalı. İşte sizin domatesler yüzünden kadının gazı var. Sizin domatesler. Hayır ulan o kadar gaz olur mu? Kadın hamile. Ne kadar domates yediğini bilmiyoruz ki biz kadın. Ulan ne kadar yerse yesin o kadar gaz olur mu? Şimdi yeşil domates biraz gaz yapar. Daha ham olduğu için... Saçmalama. Gazı... Saçmalıyorum. Biraz. Sertap gir devreye. Bir de hamile kadın getirmişler. Ay bir de hamile kadın getirme. Bir de suyu geldi bunun. Böyle ay. Değil de efendim. Böyle... İşte biz hem elektrik hem su getireceğiz köye dedik. Sözümüze de durduk. Muhtarlığımız her türlü şeye vakıftır. Biz aldığımızda hanımefendi normaldi. Yolda, yol biraz uzun sürdüğü için hamileleşti kendisi. Evet. İşte elektriğin sorunları, teknolojinin sorunları yürüyerek gelseydi bu hallere gelmezdi. Hamile mi kalmazdı? Çarpılarak olmadı bu. Siz olayı tamamen... Gerçi bir nevi. Şimdi... benim amacım elektriği getirmek, sizlere kolaylık sağlamak. Yani nedir? Kaliteli hayat dediğimiz. Evet. Efendim şimdi yıllarca uğraştınız elde çitile değil mi? O da onlar şey gibi, elek gibi oldu hep yani. Şimdi ben hep zannederdim ki babamın fileleri fetiş fileler. Böyle fişnet. Halbuki onlar çitilemekten oluyormuş. Şimdi ben istiyorum ki... Pislik yapma senin babanın fileli donlarından bize ne? File don değil atlet ya. Onlar ben öyle model sanıyordum. İnternetten alışveriş yapan abi biliyor. Evet, yerlere kadar eğilerek konuşuyorsun konuşurken. Şimdi hanımefendi, öyle beni kesinlikle yanlış anladınız. Güvendesiniz. Mevzu elektrik olunca korkuyorum. Tabii, hiç merak etme. Hanımefendi, beni tamamen... Yerlere değil. Komple mi? Yerlere değerek konuş. Evet, hanımefendi, beni tamamen yanlış anladınız. Ben köyümüzde hanımların özellikle rahat etmesi için elektriği getirmeye çalışıyorum. Çamaşır makinesi Sertap, olsun. Sertap, çok sinirlen bunları kov evden. Beyefendi, elektrikçi bey, bakın. Domateslerim, marullarım, patlıcanlarım sizi sevmiyor. Bu köyden çekip gidin. Hemen şu arabaya binin ve buradan gidin. Zaten amacım gel, ben de buraya bir gel at buraya. Çekip gitmek istiyorum gel, ama. Gel. Abla ne olur be. Hadi. Ellerin karıştı çamaşır yıkamaktan. Hadi. Tam giderlerken. Bu köyde elektrik olmayacak. Tam giderlerken bebek geliyor diye bağırın Cemile Hanım. Bebek geliyor. Hadi hayırlı olsun. Hayır arkadaşım. Hayır, dön tekrar geri. Şey, Sertap'ı ikna edin. Deyin ki ne olur çocuğu doğurttur. Sen onun ablanı ikna etsene Eski. Abla, kurban olayım bak bebek geliyor ne olursun. Canından olacak şu elektrik gelsin de sağlıklı bir şekilde bebeği de çıkaralım. Elektrik olmayacak. Kızım sen de yaz şuraya. Doğur şunu. Hanımefendi, elektrik getiremiyoruz. Siz oraya bir yere bırakın artık. Hayır arkadaşım. Çocuğu köy encümeni büyütecek. Olmaz.
Olmaz. Olmaz. Hemen kadını yere yatırıyor. Cemile Hanım'ı yere yatırıyorsun Sertap. Yat. Cemile yat yere. Cemile yat. Hanım gerçekten hamile, dikkat edin. Nefes al. Hamile gerçekten. Yormayın. Evet, yormayın. Dikkat edin. Nefes al, yormayın. Nefes ver. Arkadaşım. Dört değil mi? Derin nefes al, al aç bacakları. Dört ay değil mi? Dört ay. Sertap bağır, hiçbir şey göremiyorum diye bağır. Hiçbir şey göremiyorum. Gel diye. Arkadaşım hallediyoruz de. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel çabuk. Bu nereye gidiyor? Arkadaşım buraya gel. Arkadaşım ağzını burnunu dağıttırırım. Gel buraya. Hemen hallediyorum de. Sertap bağır. Aa, aa, aa. Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşım hallediyorum de. Şöyle yapalım. Şimdi siz tabii çok heyecanlandınız. Arabanın koltuklarını söküyorum sizin için. Bu sizin için. Müzisyen, bunun içindekiler de senin için. Kullan, dilediğin kadar. Şimdi hanımefendi, hiç korkacak bir şey yok. Ben elektrik idaresi baş müdürü olduğum için... korkacak bir şey yok. Ama geçen sene bıraktım. Geçen sene müdürdüm. Şimdi korkacak bir şey yok. Elektrik getiriyorsun. Evet. Elektrik getireceğim şimdi de. Şimdi hemen elektrik getireceğim. Ay, ve... çabuk geliyor. Ama böyle bağıracaksan hiç sizi getirmem buraya. Ya bari bu evirde biraz sakin ol. Zaten dört ay adamın imanını gevrettin. Biraz sakinleş. Sertap devreye girsene, kadına bağırıyor. Ebesin sen. Kardeşim mum yok mu bu evde? Mum kızım. Mum yeter. Kalmadı. Hanımefendi, nasıl kalmadı? Hanımefendi öyle düşünmeyeceğiz. Birazcık medeni oluyor. Şimdi ben ne yapacağım? Doğum için mumu buraya getireceğim. Mumdaki problem nedir? Mum dibini aydınlatmaz. Hanımefendi dibinde. Ya. Benim buraya elektrik getirmem lazım. Ulan şu merdivene çık, elektriği getirsen. Sertap sen de kadını sakinleştirmek için bir şeyler mırıldanırsın. Ay ay dur. Nefes al. Herif derin nefes al. Yavaş yavaş kızım, yavaş yavaş. Bir çaresi bulundu yaframdan. Elbette ona. Ikın ikın biraz. Ikın ikın ikın. Sertap. İlk defa çıktığım için sahaya. Sertap, teşekkür ediyorum. Sakinleştirmek ama için bir çaresi bulunur elbet diye kadına ufaktan. Bir çaresi bulunur elbet yarın yeniden yaşamanın. Bir çaresi bulunur elbet canım. Bir uyuyup, bu kadının uyuyup uyuyacak hali yok he. Dön, ne oldu bu elektrik diye bağır. Ne oldu bu elektrik? Prodüksiyon yolla yukarıdan lambayı. Çok zamlandı elektrik, ne olacak? Oo var lan bayağı merdiven. Arkadaşım ampulün olduğu yere getirsene merdiveni. Ne çaresi bulunur elbet yarın. Seni kontrol ediyorum, hazır mısın diye. Yeniden yaşamanın. Ne çaresi bulunur elbet canım. Bir uyuyup. Kızım sen uyuma, kuzum sen uyuma. Şimdi derin nefes al. Topraklama yok söyle. Bir sıkıntımız var. Benim gibi çığlık at. Şasi yapıp gideyim bunlara. Hayır. Arkadaşım söyle ne oldu? Biraz daha bağırırlarsa bebek olacak, kundaklama yapacağım. Şimdi hanımefendi bir sıkıntımız var. Elektrik efendim? Yok, elektrik yok. Getirin o zaman. Sizin kardeşim sen emin. Evet, elektriği ben getirecektim. Çok özür dilerim. Arkadaşım. Manyak mısın? Evet, de ki biraz. Topraklama yok de. Sen parmağını içine sok. Ayakkabının içinden de sen ona topraklama yaptır. Bunu içine parmağını falan sokmam. Arkadaşım o zaman dilini değdir. Dilden daha iyi geçer. Ah, tabii. Kenarına değdir. Ben onu montajda içine koyarım. O dili kim bilir nereye koyarsınız montajda siz? Evet arkadaşım. Dilini değdir. Topraklama yapıyoruz söyle. Toplaklama yapıyoruz. Çabuk, yanlış işle yaparsak zaten toprak olacağız. O yüzden her iki şekilde de şanslısınız. Şanslısınız. Bu arada Sertap'a şey söylüyorsun. Hanımefendi ne güzel sesiniz varmış. Hanımefendi inanılmaz bir sesiniz var. Gerçekten tebrik ediyorsun. Uzun zamandır yollardayım. Şehir şehir gezdim. Kasaba kasaba gezdim. Böyle bir ses bence her yerde kıymetli. Ablam bambaşkadır. Su gibidir sesi. Şimdi atmayın atmayın. Şu elektriği bağlayacaksan bağla. Yoksa kaybol. Bekle çocuk geliyor. Bekle. Arkadaşım topraklama yaptırsana şuna. Ya ne topraklaması ya. Oha ampul bile. Oğlum lan bu. Çabuk ol. Hayır, onu sürpriz olarak çıkarıyorsun. Arkaya bir yere sakla. Hayır, öyle değil. Ceketin içine falan bir yere koy. Evet, onu şeye artistik yapıyorsun. Şey Sertap'a artistik olarak. Hanımefendi bak şimdi ne çıkaracağım falan. Hanımefendi inanmayacaksınız ama kimse için yapmadığım bir şey yapacağım sizin için.
Normalde böyle uzak diyarlardayken çok da fazla insanın güzel insanlarla tanışması mümkün olmuyor. Ama sizler başkasınız. O nedenle sizle olan sevgimi böyle izah etmek istedim. Bu mu? Bunu da Hollanda'dan getirdik. Arkadaşım! Diyelim ki sevdiğinizle dağda kaldınız. Hiç ışık yok. Dağda kaldığınız için bununla da olsa ışık olmayacak. O yüzden... Ve tam o anda çocuk geliyordur Sertap. Son bir kez dönersin. Veriyorsan ver şu elektriği diye. Geliyor, geliyor. Başını gördüm, başını gördüm. Haydi bakalım, evet. Yakın, yak. Ya. Bana dilini sok dedin. Arkadaşım, sen duygusal bir konuşma yaparak aşağı inersin. O duygusal konuşmayla gelip Sertap'a şey yaparsın, yani böyle gider yaparsın. Şey, siz şok olmuş vaziyettesiniz kızlar. Damarım dağlı, serumum bağlı. İğne acıtır derler, Allah'tan vücudum yağlı. Böyle tıbbi bir şarkı... Evet, yürü bu arada, yürü, yürü. Hayır, hayır, aşağı doğru yürü, yağlı. Sertap'a doğru yürür, elini tutarsın. Hakikaten sizle de tanışmak beni son derece onur etti. İdil efendi. Ne oldu sana Ezgi? Şok oldum. Yağlı, konuşamıyor musun? Merdiven kaçak yaptı o yüzden, bir süre sonra geçer. Ama şimdi böyle konuşamasa da hoşuna gidiyor. Sertap, sen titriyorsun. Elini... Öyle değil, hafif titriyorsun. Yabancı bir karakter değil mi? Titriyor. Ay çarpılmış gibi değil. Nasıl? Ha. Evet. Elini tutar, ışığın altına getirirsin Sertap'ı. Tut elini. Gerçekten sizin gibi hanımefendiyi burada görmek beni çok onur etti. İki dakika daha sık dişini. Aldık, çok aldık, güzel merak çocuk. Etmeyin. Öyle mi? O mu? Oh. Maşallah, o ses çarpmaz ya. İşte, yani uzun zamandır imtina ettiğiniz şey bu. Sizin hayatınız o kadar kolaylaştı. Geceler artık gündüz olacak. Gece oldu, artık hayatımız durdu demenize gerek yok. Gece de gündüz gibi devam edeceksiniz. Eniştem Edison, belki de Türk sinemasında çok ünlü bir sanatçıdır, bilirsiniz. Edison. Ablam sizi sevdi. Biz de kendisine hastayız. Domateslerden sonra ilk defa birini seviyor. Teşekkür ediyorum. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur. Sizleri daha fazla... Arkadaşım, şimdi ilanı aşk et kadına. Seni değil. Ona değil, ona. Özür dilerim. Kafa gitti. Orada ben biraz da yedim ya trifazeyi. İlanı aşk et. Üç kişi olduğun zaman elektrik çarptı mı trifaze diyoruz ona. İlanı aşk et. Sen az önce ampulü taktın ya. Sertap'a dokun. Dokunduğun anda ikiniz birden çarpılın. Hani böyle şey, alışveriş merkezinde bir yere dokununca çarpar ya, o tarz. Evet, hiç öyle yerlerde gezmedim şu an. Gerçekten şaka bir yana böyle bir görevi sizin için yapıyor olmak beni son derece onur etti. Şeyi söyle, gerçi elektrik olmadan da sizin ışığınız falan, o tarz gir. Gerçi elektrik olmadan da tabii sizin ışığınız beni bambaşka diyarlara götürdü. Başka bir pencere açtı benim için. O yüzden sizin evinizi aydınlatmak, sizin dünyanıza ışık getirmek beni son derece dediğim gibi onur etti. Eğer yanlış anlamazsanız biraz tuvalete gideceğim çünkü uzun yol. Arkadaşım saçmalama. Çok uzun yoldan geldik. Arkadaşım. Yanlış anlamazsanız diz çöküp olaya gir. Yanlış anlamazsanız... Hayır, hayır, öyle. Çok üzülüyorum. Ben kafa orada yol yoldan... Arkadaşım, sen hayatımda tanıdığım en büyük sığırsın. Teşekkür ediyorum. Sen... Ben sığırdan süt almazdım. Hazır hissediyorum. Evet. Evet. Yürü. Ben biraz yürüyeceğim. Şöyle bir... Hayır! Bir gaz atıp kıza yürü, kıza. Ha. Gaz atıp gerçekten beni yanlış anlamanızı istemiyorum ama... Belki de... Bir iki dakikada da olsa birbirimizi tanısak... Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Sözleri unuttum. Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar. Hiç önemli değil. Sözler hiç önemli değil. Duygusu önemli. O da bana yetti zaten. Evet. Çok sizi tanıdığıma memnun oldum. Ay ne oldu bize diye. Sen ay ne oldu? Hayır. Sen... Ay, ne oldu bize? Bilmiyorum ama belki de kader bizi burada buluşturdu. Elektrik olmasaydı da belki size gramofon getirecektim. Der ve Sertap Erener'i sahnenin önüne getirir. Sertap Erener.
alkışlarla gönderin. Cemile'yi gönder. Cemile'yi alkışlarla gönder. Cemile. Ben çocuğu uyutur gezdirip geliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Ananı babalı memlekete hayırlı evlat olsun. Aman öne dikkat et. Işığın altında göreyim sizi. Hiçbir şey değişmiyor. Yani ben acaba o ışıkta biraz daha... Şöyle mi ya? Gene salaksın yani. Işığı altta görün. Hayır. Ha. Gidin içeriye. Biraz sonra gelin. Tamam, görüşmek üzere. Tamam. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Müzisyen arkadaşım gelsin. Evet, bizimkiler gelsin. Ne kadar gıcıksın. Yok, ne kadar tatlı. İticisin. Ha. Gözlükleri çıkar bakayım. Böyle ne yapayım, elimi nereye koyayım de çoraplara bak. Allah seni kahretmesin. Nedir senin bu? Kızın zarifliğine, güzelliğine bak. Senin maymunluğuna bak. Aslında 10 dakikalık işi var. Kıllardan bahsetmiyorum. Ben sizden bahsetmiyorum. Şimdi... Ne oldu seyirci? Çok mu hoşunuza gitti? Bizim anamız babamız yok mu? Bir kalının peşine takılmış gidiyorsunuz. Gitti 20 bin lira daha. O gözlüğü münasip bir yere koy. Başlayacağız. Evet. Ver 4 tane sandalye. Tatilden dönen uçakta 2 kalısınız. Pardon. 1 kalı bir normalsınız. 20 gidiyorsunuz hızlı hızlı. 20. Önemli değil. İki kişiysek niye 4 sandalye var? Uçak bu. Uçak boş mu gidiyor? Hayır, uçakta öyle olur. Sen ne yapıyorsun? Marka değil o ya. Ne taktı? Burada marka sandalye. Halbuki orada dalga kıran yazıyor. İngilizce. Ne yazıyor? Burada marka sandalye. Wavebreaker. Ne demek? Başta Türkçesini söyledim zaten. Hiç oralı değil ki. Orada manitaya mesaj attığı için dinlemiyorum. Ne demek? Dalga kıran. Denizci şeyi ya bu. Yok mu marinalarda dalga kıran? Lan dalgayı nasıl kırabilirsin? Dalga, adı o. Dalga marinaya, sahile hızlı çarpan. Dalga kesen olur onun ismi. Dalga kıran ne? Dalga kırılacak bir şey değil ki. Yumuşak bir şeydir. Kırılacak şey serttir. Çok Allah beni cebi söküyorum. Allah beni kahretsin. Tamam. Elleme! Zaten bir şeyle gelmesen şaşar. Sen ne sırıtıyorsun Ezgi devamlı? Sanki çok güzel bir şey oluyormuş gibi. Yılların dalga kıranına dalga kesen dediniz. Hayretler içerisinde. Ezgi dalga kırılır mı? Bir mantıklı düşünsene. Ama adı dalga kıran onu. Bana ne onun adından? Tamam. Mantıklıysa mantıklı, mantıksızsa tamam. Mantıksız. Yavaş yavaş tanımaya başladın mı? Bana hazırız cevap verme. Yo, estağfurullah. Oturun A4 ve 5'e. A4 ile 5. A'nın 5'i yok ama. Hemen. Sahneye bir seyirci daha al. Buyurun abi. Yavaş, sakin. Aman abi. Hoş geldiniz. İsim ne abi? Mustafa Bey, hoş geldiniz. Tamam, Mustafa'ya takın hemen. Evet arkadaşım, otur. Mustafa sizin aranıza düşmüş. Tepeden düşüyorsun abi. Mustafa, sen de arada oturuyorsun. Arada oturuyorsun. Hep değil ama böyle arada. Bazen yürüyorsun. Evet, uçaktasınız. Boing, boing, boing. Yalnız ben şimdi... Koridorda mıyım, cam kenarı mı? Ya. İkiniz cam kenarısınız Ezgi ile sen, arkadaş koridor. Bu hostes nereden geçiyor? Evet arkadaşım, uçuyorsunuz, uçun. Ve Ezgi, hayır. Ben Ezgi, indirimli bilet almışım. Senin kocan bu, tamam mı? Sen, evet, sen şeyi düşünüyorsun. Ütünün fişini çektin mi, elektriği kapadın mı... Ocağı söndürdün mü? Bir türlü kaç şey unutkansın. Ha? Kaç yıllık evliler? 8 yıl 2 ay. Ha, o yüzden düşünüyor. Ütünün fişini çektim diye. Evet. Ezgi sen düşün. Arkadaşım sen de onu devamlı azarla ve panikle. Evet. Tamam.
Pislik şey ya. Ne oldu? Herkes anladı onu. Evet Ezgi, sen gir devreye. Mustafa sen yayılarak otur biraz. Yayılmayı seviyorsun. Ya yayılarak otur. Kocan beyefendi değil mi? Evet. Hayır. Kocan. Tolga senin kocan. Ha, pardon. Ama ben arkadaştan mı hoşlanıyorum? Hayır. Bileti yanlış vermişler. Adamı aranıza almışsınız. Onlar kavga ederken Mustafa sen de ikide bir de ki ha yeter ulan falan. Evet. Onlar Amerikalı sen Türksün Mustafa. Buyurun. Ya biz niye Amerikalıyız? Gıcıksın. Evet, 3-2-1 buyurun. Ütünü fişini çektin mi? Havadayken mi sorulurum soru ya? Aklıma geldi, ne yapayım? Panik oldum şimdi. Tamam. Arkadaşım yapmayın. Lan bana bak. Öne gel, iki adım öne gel. Sana diyorum sarışın. Ne yapıyorsun? Kemeri çözüyorum. Cam kenar olduğu için... Düzgün oyna. Benim filmime müdahale etme. Bak yılın en önemli filmini çekeceğim. Hangi yılın çok merak ediyorum. Lütfen. Ben ne diyorsam onu yap. Hadi. Kızı da kendine benzetiyorsun. Evet. Yapma şunu. Tamam. Sapık. Sen yolcular. Cabin crew cross check. Git otur. Ezgi. Sen de... Önce çok heyecanlanarak anlat. Mustafa sen de bir ileri bir geri yapıyorsun kardeşim o kadar. Evet 3-2-1 buyurun. Hayatım şu ütülü fişini çektin mi? Bunu hatırlayıp söyler misin lütfen? Ben çekmedim diye hatırlıyorum. Ya çekmediysem ne? Tornistan döneceğiz mi uçağa pilota söyleyeyim dönelim mi yani? Hayır bir şekilde birilerine haber salalım. Ne olacak çekmemişsem ne olacak ki ben onu anlamıyorum. Ayol ev yanacak. Mustafa devreye gir Mustafa. Yansın birçok evimiz var. Gir devreye. Florida'da. Aa yeter ama ya. Ne yeter kapasını ne otur. Mustafa, sen adamı tehdit et. De ki, karın bir daha bana bağırırsa senin ağzını bunu dağıtırım. Tuvalete götürür, tekmelerim seni orada de. Tabii daha geniş bir yer olamaz çünkü uçakta. Şeneften başka. Söyle hatta Mustafa. Kafamı bastır, sifonu çek. Ağzımdan çıksın. Karın bir daha bana bağırırsa ağzını burnunu kırarım ha. Bana konuş, bana. Bana konuş, derdin mi? Hadi kır. Arkadaşım. Onu hep taşıyorum yanımda. Beni hep dövüyorlar çünkü. Mustafa! İndirin uçağı! Mustafa! Şiddete başvur. Şiddet! Al biraz da sen iç Mustafa. Türbülansa girin. Gir türbülansa. Ben türbülansa giriyorum. Hayır, hayır. Arkadaşım sen tuvalete git. Tuvaletteyken türbülansa girin. O sahneyi burada görecek miyiz? Söyle Mustafa'ya. Yok ama buraya kadar gelin. Mustafa'ya söyle. Mustafa yüzünü kapat. Hayır söyle. Tuvalete gidiyorum. Yeşil yanıyor, kırmızıyı yakacağım ben. Tuvalete gidiyorum, yeşil yanıyor. Kırmızı yandığında gel. Hayır lan! Ona niye haber veriyorum? İçtiyse. Arkadaşım söyle. Mustafa bak yeşil yanıyor. Göster bak adam yeşil. Göster. Bak yeşil yanıyor. Yayalar geçebilir. Ama bu yükseklikte geçen yaya zaten ilahtır bizim için. Kırmızıyı yakacağım şimdi, göreceksin de. Kırmızıyı yakacağım, uçları değdireceğim direğine. Göreceksin de. Göreceksin, buradan göreceksin. Çok özür diliyorum yenge. Biz bir numaradayız, kimden özür diliyorsun kocacığım? Bir numaraysak ben mal gibi nereye gittim o zaman ya? Gir şu tuvalete. Hop. Tuvalet boş ya, ben öyle nazar değmesin diye yaptım. Gir o zaman içeri ***'lı. Tam kal, ne oldu? Burası işte böyle üçgen ya. Tam kapağı kaldırdığında klozetten sana su fışkırır. Fışkırmıyor. Fışkıracak, tam kapat kapağı. Şimdi bak kaldır kapağı, her yerin su olsun. Fış! Yok, hiç olmadı. Olacak! Arkadaşım olmak zorunda. Olmuyor. Olacak. Olmuyor, bozuk uçak. Arkadaşım. Gel şuraya. Sen tam klozeti kaldırırken uçak yan döner ve su üstüne fışkırır. Evet, tam klozeti kaldırdığında uçağı yan döndür. Ezgi, Mustafa siz de yan dönün. Ne tarafa doğru yan dönüyor? Sola doğru yan.
Sol burası. Bana göre sol. Uçak size göre gitmez. Arkadaşım! Bize göre sağ mı? Evet. Tamam. 3, 2, 1 dön uçak, kaldır klozeti. Ne yapıyorsun? Onlarınki problem değil, benimki de problem oldu. Uçağı kırdılar. Ulan uçağı kırmadık kız, uçak yan yattı, onlar yan yattılar. Ama Mustafa ilginç duruyor şu an, benim kafam karıştı. Evet arkadaşım, sen niye onlar gibi yat? Ezgi çık tekrar kalk. Mustafa sen de sandalyeyle yat. Ama kızın üstüne yatıp bir yerini kırma kızın. Evet arkadaşım, sen de klozetle birlikte yan yatıyorsun, klozetin içindeki bütün su yüzüne geliyor. 3. Uçağın klozetin içinde su olmaz. Cahil. Var ulan var. Var. Yok. Adamın biri dökmüş gitmiş. Yok. Peki sen çişini yapınca neyle temizleniyor? Altta elemanlar var. Hemen gelip pipetle... Yok. Al. Vakum. Böyle akum vakum işler bunlar. Evet. Su gelecek ulan, su gelecek. Su. Uçağımıza su gelecek. Evet, dön. Aç klozeti. 3, 2, 1 Yan yattı lan tuvalet ya. Yanlamasına yattım, tuvalet. Yattım, kapıya dayandım ama. Tamam, yanlamasına otur tuvalete. Yan yan giderken yap. İnatla devam ediyorum ama. Evet. Uçak düşüyor, ben hala bırakayım da öyle gideyim. Evet, sen sarhoşsun, pilota çık. Ulan uçağı da yan yatırdı, şimdi hep üstümüze yapacağız falan. Arayayım mı cepten? Arama. Konuş kendi kendine. Ya uçağı da yan yatırdı, görüyor musun? Bir tane şortum var ya. Nasıl dik kalkabiliyorsun yan yatan uçakta? Artık kaç yıldır buradaysam. Yan yatan uçakta dik kalkamazsın. Hah, öyle dur. Evet. Ne, evet, gidiyorum. Ellerini sen yıkasana. Ya uçak bir düzelsin, öyle yıkayayım. Düzelmeyecek uçak. Tam ters tarafa düzelecek. Tam düzeliyor gibi ol, ters tarafa yatar uçak. 3, 2, 1 Ay. Ne oldu? Devam edemeyeceğim. Öyle mi? Ezgi ne saç... sebeplerden. Evet, öbür tarafa yatarsın. Ezgi, kocanı merak et, bağır. İsmi ne kocamın? Muhittin. Muhittin! Tatlım, iyi misin? Gel kendin gör. Arkadaşım, durumunu anlatsana karına. Durum burada da farksız tatlım, anlatma. Anlat, anlat. Hayatım, bir daha bu hava yoluyla gelmeyelim. Burayı götürüyor. Hani ulan vakum vardı? Ne oldu vakuma? Evet. Vakum var dedin. Ama uçak devrildi. 75 dereceden fazla dönerse motor da durur. Ha, tamam. Yan yatmışsın. Şey, Ezgi, sor. Ya. De ki, iyi misin? Mustafa'yı yollayayım mı? Sor. Muhittin'cim, iyi misin? Mustafa'yı yollayayım mı? Mustafa bizim kahyamız mı? Ara arkadaşınız. Ara sıra arkadaşınız. Ara arkadaşı. Yollayayım mı Mustafa'yı, Muhittin? Muhi. Gelsin. Mustafa yan yan git. Beni böyle görsün istemiyordum. Mustafa git bak şuna. Kapı burada ya. Mustafa kapıyı açar açmaz üstüne düşersin çünkü yan olduğu için. O zaman benim çanak kırılır ama. Mustafa üstüruplu düş. Üstünden açıyorsun kapıyı. Üstürup mu? Aç kapıyı. Evet. Aradan bakarken Allah. Ne oldu? Hep böyle iyice bastık üstüne, ezildi. Hava yollarına çok iş çıktı. Ne ezildi? Böyle... Arkadaşım, Mustafa'ya de ki, beni... Ne yapıyorsun? Boncuk arıyorum. Arkadaşım, evet. Mustafa'ya de ki, Mustafa beni belimden kaldır, elimi yıkayacağım. Mustafa beni kollarında bir yaprak gibi çıtırdar. Ya ben niye kalkamıyorum? 40 ulan yaşında... sen iki elini birden kaldırırsan düşersin. Mustafa seni belinden kalkık tutsun, sen ellerini yıka. Mustafa'nın iki elini kullanmamasına sebep olacak yeteneğin ne? Mustafa güçlü çocuk. Anladım, doğru. Evet, Mustafa tut, belinden kaldır. Mustafa bana yardım et. Çok fena saplandım. Yarım, yarım kaldır Mustafa, yarım. Yıkasın. Evet, yıka yarım. Ellerini. Yıka.
Lan öbür elini de kullansana. Efendim? Öbür elini kullansana. Adam fıtık olur benim böyle. Fark etmez elini. Nasıl fark etmez adam? Ulan sen doktor musun? Sana ne fıtık olursa olur. Doktor değilim, insanım. Allah Allah. Fıtık olur adam. Olmaz. Nasıl olmaz? 70 kilo. O zaman elini yıka koy. Yıka koy. Çok yıkadım ama sürekli de üstüne koydum. Ezgi, kocanla Mustafa ne yapıyorlar merak ediyorsun. Yeter. Mustafa, Muhittin ne yapıyorsunuz? Ben de geleceğim. Muhittin! Mustafa, durumu anlatsana kıza. Kafayı çıkar kapıdan. Affedersin, bu pilot ne yapıyor bu kadar saat? Uçak tehlikede. Birazdan anons yapacak. Mustafa, çıkar kafayı konuş. Eşinizin işi bitmiş, elini yıkıyor. Sen ne yapıyorsun orada? Ona yardım ediyorum, belinden tuttum. Hey maşallah. Düzeldi mi uçak? Hayır. Çok Allah çok kahretsin. Çok çok çok. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Lak lak pilot mu? Ne? Kaptan konuşuyor. Kaptan pilotu. Bana çıkarım benim kaptan. Diye... Az sonra çakılacağız, farkında değilsin. Bu kaptanın lafları mı? Evet. Ne ya? Uçağımız düşmek üzeredir. Ama adamdaki sakinliğe bak. Lütfen sakinliğinizi koruyun. Her şey Allah'tan. Allah'tan siz varsınız. Dualarınızı edin. Dua bilmeyenler Mustafa'ya sorsunlar. Mustafa ne derse onun dediği kabulümdür deyip amin desinler. Evet. Tamam. 3, 2, 1. Herkes koltuklarına geçip kemerlerini açsın. Bu saatten sonra kemeri açsın. Taksan ne olur, takmasan ne olur. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Mustafa. Gerçekten hayatımı kurtardın. Düşeceksiniz arkadaşım. Son 5 dakikanız. Tamam. Kaptan pilot. Evet, son 4... Birazdan öleceğiz Mustafa. Hayır, ne yapıyorsun? Benim hayatımı kurtardı. Her şeyin feda olsun. Mustafa, sen çok panikle. Öleceğiz diye bağır. Öleceğiz. Ne oluyor size? Ne yaptınız tuvalette? Bu aşk ne öleceğiz diye sarılıyorsun kocama. Hadsiz. Ha? Beni öyle bir pislikten çekip aldı ki... hayatımı ona borçluyum. Arkadaşım. Benim. Karına söylesene. Yapamadığınız hayatta şeyler, onları konuşun. Seni gerçekten çok sevdim fakat böyle biteceğini bilmiyordum. Hayatım dur. İnşallah bir şey olmaz. Ay. Düşüyoruz ya. Tamam dur belki kurtarır İnşallah adam bir şey bizi. Olmaz ne ya? İnşallah fazla ölmeyiz. Adam belki kurtarır uçağı. Adam mı o ya? Böyle konuşan pilotla hayır mı gelir ya? Son bir dakikamız. Bir dakika içinde bir dağın tepesine düşmüş bulunacağız. Özellikle karlı bir yer seçiyorum ki çabuk ölün. Arkadaşım isyan et pilota. Ne yapıyorsun? Öyle acil iniş pozisyonu. Hayır pilota isyan et. Git pilotun kapısına vur seni. Düşmüyorum lan ben. Hayır öyle değil. Pilota nasıl isyan edilir? Git kapısına vur. Ezgi söyle. Git şu adama haddini bildir de. Git şu adama bir kapısını tıklat. Ne oluyor diye. O buraya gelecek. Arkadaşım. O buraya gelecek. Hayır. Vur kapıyı. Bir kere kullandırtmadı şu uçağı. O buraya gelecek. Arkadaşım kapıyı tıklat. Allah kahretmesin ya. İsyan et, ağlayarak git. Çok özür diliyorum yenge. Uçak animasyon ekibi anasınız. Yes. Havada pilot mu değiştirdik? Yo. Amerikan hava sahasına girdik. Hayır arkadaşım, evet. İngilizce, Türkçe karışık konuşuyorum. Yes. Tamam, iyi misin diye baktım. Arkadaşım. İsyan et. Ağlayarak isyan et herife. Kaptan. Yes. Okay. Arkadaşım. Ulan bu uçağı düşürürsen senin ağzını bunu dağıtırım. Geber tehdit et herifi düşürürsün. Bana bak kaptan. Evet. Ne oldu yese ya? Bu yardımcı mıydı? Arkadaşım konuş şu pilotla. Yoksa kabin amiri be. İçeride neler oluyor? Yes ulan yes. Kaptan bu uçağı düşürürsen ağzını bunu kırarım. Eğer bir ölelim hepimiz ağzını bunu kırarım. Gerçekten elimden geleni yapıyorum. Sizi düşürmek ister miyim? Siz değerli olduğunuz... Kapalı kapılar ardında elinden tam ne geliyor görmediğim için... ya kapıyı aç ya uçağı düzgün indir. Elimde kol var. Tamam indir bizi indir. Bizi evde bekleyenler var. Lütfen bizi indir. Nereye indireyim uçağı bir yere çakacağım işte. Tamam. Herif arkadaşım anlaşıldı. Söyle karınla yapamadıklarını anlat adama. Ya karımla hiç düşmedik ya. Hayır öyle. Onu değil.
Daha onunla Niagara'ya gidip şelalenin altına Niagara'ya gideceğiz. Daha onunla benim balayı bile yapamadık. Balayı yaptıramadım ben ona ya. Lütfen bizi kurtar kaptan. Mustafa sen devreye gir. Seni balayına götürmedi mi diye kıza dedikodu yap. Doğru mu? Balayına götürmedi mi? Ha? Balayına götürmedi mi? Götürmedi. Vicdansız, götürmedi vicdansız. Mustafa hiç böyle gidelim. Adam mı olur falan de. Böyle adam mı olur ya? Aman o kadar üstüne gitme. Durumumuz müsait değildi. İnşallah şimdi gidecektik. İşte böyle uçak düşüyor. Şefer! Düşürme bizi be! Arkadaşım, ay, ağır çekimde, ağır adımlarla arkaya doğru giderken karınla göz göze gelirsin ve uçak düşmeye başlar gerçekten. Prodüksiyon, uçak düşünce parçalarını getirin. Ne yapıyorsun? Ağır ağır gidiyorum. Müzik yükselir. Bir sağa yatarlar, bir sola yatarlar, bir geriye yatarlar, bir ileriye yatarlar, bir yukarı yatarlar. Ay bir ben salak çıktım. Bir yukarı yatarlar. Bir aşağı yatarlar. Düşüş pozisyonu alırlar. Öyle mi düşünün? Böyle balıkla yazıyor. Olmaz. Balıklama atlar gibi elleri aşağı doğru yapacaksın. Ay öyle bir şey yok. Bunları böyle alacaksın ki boynuna. Öyle olursa yere vurduğunda kafa nereye girer biliyor musun? Ya zaten bizdeki bütün uçaklarda o kafa oraya giriyor yani. Olmaz. Sen balıklama dur. Ayağa kalkın. Kalk ayağa. Balıklama iş. Siz ne yaptınız? Kemeri koparıp kalktınız. Evet ben balıklama kemeri pozisyonu al. Eğil. Ağır çekimde düş. Düş. Prodüksiyon getirin parçaları, uçak parçalarını. Her yere yayın. Bu ne lan? Arkadaşım bana doğru, seyirciye doğru dönük yatarsın. Ezgi sen de. İnliyorsunuz. Ay çok güzel geldi bu. Çoban gelsin. Mısın? Sadece diye inliyorsun. Çoban gelir. Çoban. Şeytan sen köşede dur piyanonun yanında. Birden dön. Aha uçak mı düşüyor lan diye. Evet buyurun. Aha uçak mı düşüyor lan? Bak havaya uçağı gözünle düşür. Koyunları hemen çek oradan. Çekilin de. Bir mi? Ya sen ona inanma ya. Evet. Hemen koşarak yanlarına gidip nabızlarına bakarsın. Koş. Aman. Aman. Konuşsana Tan. Konuş onlarla. Aman tanrım bu ölmüş. Ay. Evet. Evlere dağılabiliriz. Arkadaşım gel buraya. Tan ölmemiş. Ölmemiş. Süper, süper. Ufak bir nabız var de. Konuş onunla. Of, güzel de kızmış lan de. İyi misin? Ay çok fenayım, yardım edin. Sopayı indir. Ne yapıyorsun? Hayatım. Ay. Bak, aynı bizdeki kırbaç. Arkadaşım. Tan, Tolga'ya git hemen. Nabzına bak Tolga'nın. Yaşıyor musunuz, beni duyuyor musunuz de. Parmağını göster, bu kaç de. Yaşıyor musun? Çok acı çek. Yavaş. Bu kaç? Buradan alttakileri mi sayayım? İleri doğru alalım. Bunu. Buradan bakınca... İki. Ne oldu tam bildi mi? Yaşıyor. Yaşasın. Tam bir de bu taraftan göster. Bu taraftan kaç de. Bu taraftan kaç. Bu taraftan mı kaçayım? Hayır, gel buraya. Bu taraftan kaç de. Arkadaşım sen yanlış söyle. Bu taraftan kaç? Üç. Üç mü? Vur kafaya bir tane sopayla. Allah. Yavaş vur lan. Kalçaya vur, kalçaya sertçe vur sopayla. Şimdi kaç de. Şimdi kaç? Bir tane daha sert vurursan kaçarım. Sor, şimdi kaç de. Şimdi kaç? Şimdi böyle yapıyorsun, üç. İki. Vallahi bildi. Bildi. Sen arkana döner gidersin. Haydi eyvallah dersin. Yaşıyorsunuz dersin. Eyvallah yaşıyorsunuz. Arkadaşım bağır çocuğa arkadan.
Sağ ol. Hayır, sağ ol deme. Bağır çocuğa. Ya bize yardım et. Biz çok nereye düştük? Neden düştük? O pilot nerede? Onun ben bir ihtiyacı var mı sormak istiyorum. Buraya dön. Köye düştünüz de. Dağın başındasınız. Hepiniz ölürsünüz. İki güne kalmaz de tan. Köye düştünüz. Hepiniz iki güne ölürsünüz. Çok hayırlı haber verdin. Sağ ol ya. Şey, tan sordu ki abla manita mı de? Ablan manita mı? Ya. Ondan kurtulmak için uçak kazası ayarladım. Yine olmadı ya. Şu Mustafa ile bir baş başa kalamadık. Neyse, tam, öbür tarafta inşallah. Tam söyle de ki, aptal lan bu de. Ben gidiyorum, işim gücüm var de git. Aptal bu. İşim gücüm var. Sizinle hadi uğraşamam. Gidiyorum. Arkadaşım arkadan yalvar ama sen dinleme Tan, yürü git. Git ne yaparsan yap, cehennem gibi. Evet, Tan alkışlarla gider. Ezgi, Mustafa inleyerek arkadaşımın üstüne doğru çık. Ya bana öbür tarafta da rahat yok ya. Yat. Ben aradayım. Mustafa, yaşıyor mu? Ben altdayım. Hala ben aradayım diyor. İnlesene Mustafa. Ya altta kalan benim, o niye inliyor? Ulan adamın tırnağı kopmuş. Mustafa tırnağım diye bağır. Aa tırnağım. Tırnağım kırılmış de. Tırnağım kırılmış. Mantar mı oldun? Allah ya, kahretsin. Ya uçak düştü, derdine bak. Tırnağım kırıldı diyor ya. Ezgi sen de kalk. Kalk sen de. Ay. Eşim yaşıyor mu diye telaşlan. Kocacığım. Arkadaşım sen şu anda senin nabzın duruk. Senin nabzını yerine getirecekler. Ay. Kocacığım. Ağzını dinle. Ağzını dinle Ezgi. Efendim? Yatsana. Ağzını dinleyecek senin. Nefes alıyor. Kocacığım Muhittin. Muhittin kendine gel Muhittin. Şöyle düz yat ha. Gel şöyle. Ay. Allah. Tamam çok iyi hissettim. Arkadaşım. Hadi görüşürüz. Gel buraya. O kadar. Gel yat şuraya. Çok üzüldüm. Gel yat. Allah. Arkadaşım yat, uyanırsın ama şoktasındır. Kendine değilsin. Ya yani panik ve şok halinde kalkarsın, tamam mı? Tamam. Kalk evet. Muhittin. Allah neredeyim? Muhittinciğim. Şok, şoka gir. Muhittin iyi misin? İyiyim. Ha tamam. Şoka girsene. Evet işte iyiyim, şoktayım, çok iyiyim. Hayır hayır öyle değil. Şoka gir. İyi, şoka girdim, böyle duruyorum işte, şok. Evet şoksun. Nerede olduğunu farkında değilsin. Sorular sor Ezgi, cevap veremesin. Muhittinciğim beni tanıdın mı? Ha? Eşim ben, karın. Hatırlamadın mı beni? Muhittin yapma bak böyle şeyler. Dağın ortasındayız. Uçak düştü, hatırlamıyor musun? Mustafa sen de ki boş ver yenge, ben varım de. Boş ver yenge, ben varım. Seni hatırlıyorum. Arkadaşım. Yapma. O da şokta. Yapma. Evet. Tekrar şoktasın. Ezgi sor şeyler. Paniklesene Ezgi. Bağır, çağır, ağla. Fırını kapattın mı Muhittin? Allah seni kahretmesin. Hala fırın diyor ya. Ezgi panikle ağla, bağır, çağır. Ay Muhittinciğim, dağın başındayız. Uçak tamam, düştü. Şu an bağırmayın. Nerede olduğumu bilmiyorum. Çok gerginim. Şu an ben bir önce... Ezgi, uzak... onu hatırlatacak şeyler söyle. Muhittin dergi. Kadınlar. Ha? Ha? Aman be. Arkadaşlar. Tamam. Sapık mısın? Hayır. Ezgi, daha aranızda, daha özel şeylerden bahset. CD. Yanında kaldın ya dün. Muhittin, hatırlarsın bunu. Biz bence... Bir konu bile bulamamışlar dedin. Biz bence ölmeliyiz gerçekten. Ezgi. Bir sebeple düşmüş. Bu hadis sapık, sana ne oluyor Ezgi? Ben ona söylediği şeyleri hatırlattım sadece. Yok hani böyle bir köpek kenara gider, çok kişi var. Aa köpek kenara CD derler. Sen tanıdığım en denyo insansın arkadaşım. Evet şoktasın, girmişsin şoka. Ha? Mustafa saçından tutar sallarsın arkadaşımı açılsın diye. Kim? Mustafa saçından tutup salla. Yavaş ol, saç benim değil. Yavaş. Ulan omuriyi söktün lan. Tamam. Olmaz. Ezgi sen bir tane çakarsın kendine gelir. Çak bir tane sertçe. Normal çak... Ya insan kocasına kafa atar mı ya? Alsana kafayı tekrar yapın. Ben de ona pervaneyle vurayım mı? Hayır. Üç, iki, bir. Al kafayı. Muhittin. Oh. Canım benim, hatırladın mı? Ha? Tamam. Arkadaşım ağlayarak kalk. Ya niye böyle yapıyorsun ya? Gel. Kendine gel diye yaptım. Kusura bakma hayatım. Neredeyiz? Gözlüğünü al.
Dağın tepesindeyiz. Uçağımız düştü. E kaldıralım düştüyse. Hayır. Şey Mustafa bağır tırnağım tırnağım diye. Anlamadın mı? O kadar Mustafa, mantıksız ki anlamadım. Ayağının serçe parmağının tırnağının ucu kırılmış. Ve o yani. Evet, tırnağım diye ortalığı birbirine kat Mustafa. Tırnağım. Tırnağım. Ulan uçaktan düştük hala tırnağım diyorsun. Tırnağım kırıldı. Ne yapalım? Törpün varsa törpüleyim sana. Hayır, o tırnak dikilecek yerine söyle. Hayır, o tırnak dikilecek yerine. Tırnak yerine dikilmez yavrum. Benim için çok önemli. Dikeceğim tırnağını, tamam. Hemen sağlık çantasını bulayım. Arkadaşım, hemen sağlık çantasını al. Müdahale edelim, müdahale edelim Ezgi. Önce tırnağı arayın. Ay, tırnağı arayalım. Tırnağım nerede? Başında. Prodüksiyon sandalyeleri alsanıza. Adamın... Sağlık çantasını verin adama. Bu işte. O değil sağlık çantası. Sağlık olsun. Aha geldi. Ha, teşekkür ederim. Arkadaşım söyle, önce tırnağı bulmalıyız. Dondurma. Hayır. Önce tırnağı bulmalıyız. Bu arada inanılmaz bir rüzgar esiyor. Bir metrede kar var. Ayağında ayakkabı varken tırnak nasıl düştü? O zaman ayakkabının içindedir, doğru söylüyor. Muhtemelen çok uzaklaşmış olamaz. Evet, çıkar. Olamaz. Çıkar ayakkabını. Çabuk çıkar ayakkabını. Bayağı çıkarıyor ya. Çorabı da çıkar. Yok çıkar, dur lan, dur lan. Önce don. Hemen her şeyi yapma. Bu güvenilir mi? Mustafa, çorabı da çıkar. Tırnağını göster. Göster. Bak, bak UFO oldu de. Bak UFO oldu. UFO olmuş o zaten. Geçer, olmuş. Geçer. Arkadaşım, yakından bakmam lazım de. Yakından bakmam lazım. Yok, tadına bakayım. Nerenin tırnağı? Arkadaşım, eğilip mercekle baksana. Kokmuyor. Yok, estağfurullah. Panikleyin. Adamın tırnağı gidiyordu. Ezgi panikledi. Adamın tırnağı gidiyor. Hayır öyle değil. Ezgi adamın tırnağı yok. Adamın tırnağı diye panikle. Adamın tırnağı yok. O çorabı ters çevirdin. Çıkar, içinden çıkar o tırnak. Oradadır. Ne yapıyorsun? Büyüteç yok. Bunu da bakıyorum. Suyu büyütme şeysinden. Tamam bak tırnağa. Söyle tarif et Ezgi'ye. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Arkadaşım. Dediğim ya yok Ezgi'ye işte. Ezgi'ye tarif et. Nasıl bir tırnak? Rengi ne? Nasıldı? Köşeli mi yaptırmıştınız törpüyle yoksa yuvarlak mıydı? Gibi. Nasıl gibi? Gibi mi? Köşeli mi yaptırdınız yuvarlak mı? Mustafa yuvarlak. At kendini yere ağlayarak. Ben tırnağımı ben tırnağımı istiyorum. Aa. Pişman mısın buraya çıktığına? Arkadaşım bırak adamı şimdi. Ne yapıyorsun ya? Oyunumu niye bozuyorsun? Tamam. Bozma. Tırnağım. Ezgi söyle. Çek onu kenara. Ne yapıyorsun lan? Merceği mi içiyorsun? Suyuna gidiyorum. Ezgi çek kenara. Tırnaksız bir insan bir hiçtir. Öyle bir konuşma yap. Evet. Hayatım bak tırnaksız bir insan bir hiçtir. Niye olduğunu bilmiyorum. Böyle söylendi bana. O yüzden... Arkadaşım tırnağı bulup hemen müdahale ediyoruz. Söyle. O tırnağı hiç bulmayalım ya, ki adam hiç olsun. Ya uzadı bu tırnak mevzusu. Al. Buldu. Mustafa bağır. Uzvum. Efendim? Usmu. Usmu. Kusmuk mu? Usmu. Ne? Haydi. Mustafa'nın tırnağını bulun çabuk. Kimin? Tamam, tırnağı bulun. Arkadaşım Ezgi, müjdeli bir haberle gelirsin. Arkadan müjdeli bir haberle gel. Mustafa girince havana hemen diktin tavana. Hazır. Buldum diye koşarak gel. Buldum, buldum. Ha. Yaşasın. Aman bu ne be. Arkadaşlar. Ne yaptın Mustafa? Tut yakasından. Ne yaptın tırnağıma? Böyle... Gideceği varmış. Mustafa de ki, o zaman bana süt bul, süt içeyim, kalsiyum olsun, tırnağım uzasın. O zaman süt bul, süt içeyim, kalsiyum olsun, tırnağım uzasın. Şurada koyunlarla bir çoban vardı. Git sütü al oradan. Mustafa, mantıklı birine benziyorsun. Şu an sence en büyük derdimiz bu mu? Onu Allah canını almasın. Tamam, Mustafa, ben sana... söyle. Sütüm. Sütüm. Sütüm mü geldi? Bir kaza bizi nasıl birbirimize tanıştırdı? Mustafa, söyle. Sütüm nerede? Sütüm nerede? Yatarken vereceğim yavrum. Daha gece olmadı. Tamam Mustafa, evet. Evet,
takılırsınız. 1,5 metre kar vardır. Arkadaşım söyle, önce keşif yapıp karnımızı doyurmamız lazım. Şimdi tırnak en son derdim. Önce keşif yapıp karnımızı doyuracak bir şey bulmamız lazım. Ve üşüyorsunuz. Ve üşüyorsunuz siz. Çorabı hayır, donun, donun. Arkadaşım sen de. Aa, donun, donun. Ben. Onu mu istiyorum? Sen donuyorsun. Ha. Çok soğuk, hemen bu. Konuşamıyorsun soğuk. Soğuktan. Soğuk, konuşamıyorum. Eğecek bir şeyler bulmamız lazım. Yoksa olarak göreceğiz. Olarak göreceğiz. Yoksa eğecek bir şeyler bulmamız lazım. Evet, el ele tutuşalım, sıcaklığımız birbirine geçsin de. El ele tutuşalım. Hesitalım. Geçti. Evet, el ele tutuşarak arayın, yiyecek arayın. Görsene yiyeceği. Aa, yiyecek. Neymiş? Bak, kozalak çıksın. Kardan. Evet. Evet. Bir şey görüyorum, siyah. Bir şey görüyorum, siyah. Aa, bizden önce bir zenci düşmüş. Hayır. Umutlan. Evet. Umutlan siyahı görünce. İnşallah yiyecek. Bayandır. Öyle değil ulan. Siyah bir madde düşmüş yere. Ha. Evet. Gör onu ve umutlan. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Yok. Yok. İyi, demek ki ben de yanlış görüyorum. Hayır. Ezgi, görüyorum galiba. Biri bir şeyini mi düşürmüş? Mustafa, sen de ki yenir mi? Evet, buyurun. Görüyorum galiba. Ne o? Yenir mi acaba? Ay, sen ye önce Mustafa. Arkadaşım, yenirse ben yiyeyim de. Yenirse ben hadi yiyeyim. Tamam, Mustafa yesin, yenirse biz de yiyelim hayatım. Tamam. Siz ona bakın, ben şuradan masaja gidiyorum. Gel buraya. Bak ona, büyük umutlarla, müzik yüksel. Çok umutlusunuz arkadaşım, çok sevinçlisin. Evet, zenci. Gel buraya. Kozalak çıkacak. Evet. Siz ayaktasınız, Ezgi, Mustafa, siz ayaktasınız. Arkadaşım, yapma ne olur. Evet. Kaz, evet. Çıkar. Büyük bir umutla gülerek çıkarır ağır çekimde. Birden bağırır, kozalak diye bağırır. Kozalak. Kozalak yenmez ki, niye seviniyorum? İşte sen yeneceğini sanıyorsun. Onlar seni uyaracaklar. Allah seni kahretsin. Vurun ona, yenir mi o diye. Evet. Kozalak. Ay Allah'ım ya Rabbim, Muhittin'cim, yenir mi o hayatım? Ha? Yenir mi o? Neyine sevindin? Hayatında kaç kere kozalak yedin de kozalak diye. Çok sevmeyin, seni biliyorsun. Çok kendine gel lütfen. At onu, yenmez o. Ve 10 gün geçmiştir. Artık iyice zayıflamışlardır. Hayır, kalk. Kalk, ölmedin. Ölmezsin. Cenab-ı Rabbül Alemin. Kim konuştu ben? İlahi bir ses duydum ve uyandım. Evet arkadaşım. 10 gün geçmiştir. Artık yüzünüz içine girmiştir zayıflıktan. Yanakları içine çekin. Ay. Yanakları içine çeksene. Ay, sonunda zayıfladım, çok şükür. Ay. Senin elinde ne var arkadaşım? Dergiye devam ediyor. Ulan her şey gitmiş. Dergi hala duruyor mu? Manyak mısın? Pis sapık. Arkadaşım, o kadar şeyse ki libidon bile çıkmaz yani açlıktan. Evet. Evet, şimdi söyle, de ki ne yiyebiliriz, ne yiyebiliriz, düşünün. 10 gündür o çorabı giymemiş mi? O sağ ayak kangren. Arkadaşım, onun Ezgi, sen ne yiyorsun? Ben uçakta sandviçleri buldum. 10 gündür çaktırmadan yiyorum. Ezgi, pislik yapma. Ezgi, bir anda arkadaşımın gözü Mustafa'nın ayağına takılır. Ve gözünü karartır, Mustafa'nın ayağına saldırır. Yemek için mi? Takılsın gözü. Müzik yüksel. Ne yapıyorsun? Gözümü karartıyorum. Hayır, öyle değil. Gözün takılır, Ezgi'ye dersin ki ben artık dayanamayacağım. Gösterirsin ayağı. Ben artık dayanamayacağım. Ne yapacaksın hayatım? Mustafa her şeyden habersiz, sağa doğru dönmüş bir türkü mırıldanmaktadır. 10. gün ölüyoruz, ne türküsü ya? Adam keyif adamı, sana ne? Evet Mustafa, söyle türküyü. Ordunun dere... İnşallah anonimdir, öyle telif alıyorlar ki. Evet, söyle.
Aksa yukarı aksa. Koyayım mı bir duble? Arkadaşım, o şarkıyı söylerken sinsice yaklaşırsın. Ve vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa kısmında ayağına dalarsın. Evet, devam et. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa. Ya çok güzel bir koro olduğumuzu düşünüyorum. Ayakta, nasıl? Gözün ayakta. Ayakta gözüm. Vermem gözün ayakta seni senin. Ellere. Ayağım alabilir miyim gözüm? Hayır! Ayağına tam dalarsın, tam ısıracakken Ezgi gelir yetişir. Olamaz, bu sen olamazsın benim sevdiğim adam. Evet. Deyip kapar. Hayır. Üç. Herkes aç çünkü. İki, bir. Buyurun. Muhittin, Muhittin olamaz. Muhittin. Benim sevdiğim adam bu olamaz. Ayağını değil, başka yerini yer. Hayır. Neresini yiyecek ulan adamın? Mustafa, onlara söyledi ki, bu mudur ulan? 15 gündür tanışıyoruz, sistemde bulun. Yolculuk 5 gün mü sürdü? Bugün 10. günümüz. Yok, o kadar yorgunum ki buradan ayağına gitmem 5 gün sürdü. Demin 10'du çünkü. Evet. Söyle Mustafa, ağır bir konuşma yap. Bu mudur lan? 15 gündür tanışıyoruz. Ayağıma göz diktin. Daha bilmediğin başka neler var? Bu dışa vurabildiğim. Mustafa söyle, uçakta var daha 200 tane yolcu. Git birini kes ye. Uçakta daha var 200 yolcu. Ölmüş hepsi. Kes biri. Niye? Ben dipfrizden çıkan mamulü sevmiyorum. Taze olsun istiyorum. Arkadaşım, ben düşeceğimizi düşünerek ben, size bir sürprizim var de. Ben düşeceğimizi düşünerek size bir sürprizim var. Sol yanağımı ayırmıştım. Hayır. Ne sürprizim var? Nereden bileyim? Olmaz. Sen bir şey saklamışsın. Ama 10 gün sizi denedim, bakalım ölecek misiniz diye. Şimdi vereceğim de. Şiirimiz içime olduğu için size bir sürpriz yapmak istedim. Bir şey sakladım. Ama eve sakladım. Hayır. Söyle. De ki, çikolatalı sufle. Çikolatalı sufle. Ay canım çok istiyordu ya. Çıkar da yiyelim şunu 10 gün sonra dersin. Olmaz. Karlar iyice mıcır mıcır olsun. Dondurma niyetine içine koyup o zaman yiyeceğiz. Söyle arkadaşım. Karlar iyice mıcır mıcır olsun. Mıcır ne demekse. Mıcır mıcır olsun. Ondan sonra yiyeceğiz. Hatta karsambaç yapacağız. Öldük. Arkadaşım. Benim. Niye istemeye istemeye yapıyorsun? Çünkü gerek yok, ölmüşler. Ya niye yapmayacaksan yapmayacağım de, erkek gibi olsana, delikanlı gibi. Kalk ayağa, kalk. Ne yaptın gene fırçayı? Kalk, gel öne doğru. Gel. De ki, hocam oynamak istemiyorum bunu. Hayır, o değil. Öbürü. Öbürü ne? İşte bilemedim ki. İstemiyorum de, benim hikayemi niye içine ediyorsun ya? Kasembeç yapacağız. Mantıksız adam öbürü niye yesin yani? Olmaz. Çikolatalı sufle diyorum sana. Hocam, nereden çıktı daha da? 10 gün nasıl dayandık biz birbirimizi yemedik? Kaldırın Mustafa'yı. Çorabını da giydirelim mi? Hayır. Ayakkabıyı, çorabı verin eline gönderin. Ya öyle şey olur mu ya? Olur. Ver eline. Alkışlarla gönderin. Öyle gönderelim mi adam ya? Ulan nasıl göndereceğiz? Yeni ayakkabı mı alalım adama? Gitsin giysin işte. En azından bir hafta bir tatil hak etti. Saçmalama. Ama sizinle. Bu da işin cilvesi. Ayırma gözlerini tipsiz. Çıkar şu peruğunu da selamını ver. Tamam, beni vereyim ben. Ezgi mola. Bırak parlak. Ezel. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ayağınız sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam, tamam.